Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam da çarpıcı konularda karşınızdayız. Yine iki değerli konuğumuz var. Hemen konuklarımıza dönüyorum. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Seyit Aydın. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Gazeteci yazar Sayın Mehmet Koçak. Sayın Koçak siz de hoş geldiniz. Eyvallah, iyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyenler, referandumu konuşacağız. Tabii son günlerin en önemli gündem maddesi. Avrupa ile ilişkiler tırmanan değerli izleyiciler, ilişkiler yine bu bağlamda Almanya, Hollanda, Danimarka'nın Türklere, Türk siyasileri, bürokratlara ve bakanlara yönelik İnanılmaz hareketleri bugün gündemimiz olacak. Referandumda yeni anayasayla başlayalım. Sayın Aydın, öncelikle şöyle başlayalım, daha sonra soru cevap şeklinde ilerleyelim. Türkiye yeni bir anayasaya neden ihtiyaç duyuyor? Evet. Teşekkür ederiz. Tekrar iyi yayınlar diliyoruz. Biz yeni bir anayasaya uzun zamandır ihtiyaç duyuyoruz. Bugün değil. Zaten sistemin tıkandığı noktalarda anayasa ve kanun değişiklikleri zaruri hale gelir. Bizde sistemin tıkanıklıkları her halükarda baştan beri hissediliyor. Evet. Ayrıca bu manada Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından bu yana zaman zaman arızalar doğuran durumlar da var. Mesela Cumhurbaşkanı Başbakan meselesi gibi. Çatışma. Şimdi dikkate alırsanız bir defa Atatürk İnönü döneminden bu yana ki Atatürk ile İnönü arasında problem, Celal Bayar'la Adnan Menderes beraber olduğu zaman problem. Daha sonraki dönemlerde bariz bir şekilde rahmetli Özal, Mesut Yılmaz başbakanken, Özal Cumhurbaşkanıyken problem. Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer problemi anayasa kitabı büyük bir krizin başlangıcı oldu. Ve bu problemler her cumhurbaşkanı başbakan kim olursa olsun her cumhurbaşkanı zamanında oldu. Dolayısıyla en başta bunu biz Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hissediyoruz zaten. Yani bu tür krizlerin tabii olarak geliştiğini. Bu niye gelişiyor bizde? Biz her milletin kendine göre vasıfları vardır. Biz çok başlılığı seven bir millet değiliz. Tek elden idareyi severiz. Bu her kuruluşumuz ve müessesemiz için geçerlidir. Dolayısıyla devlet idaremiz için de geçerlidir. Geçmişten bugüne bu tür problemleri yaşamamızın ana sebeplerinden bir tanesi budur. Yani milletin vasıflarına uygun bir idare tarzı olması icap eder. Mesela Amerikanının milli vasıfları farklıdır, milletinin vasıfları. Mozaik bir millettir vesaire. Veya Avrupa'daki milletlerin farklıdır. Sosyolojisi, kültürü, her şeyi farklıdır. Hatta vaktiyle bizim yüksek öğretim camiasındaki değişiklikler tartışılırken Amerika'daki gibi çift rektörlü dönem tartışılıyor, ne dersiniz demişti bir gazeteci. Ben de Türkiye Amerika değil, Türk milleti de Amerikalı değil. Dolayısıyla biz çift başlılığı sevmeyiz. Her şeyi biz de tek elden idare edilirse iyi olur diye söylemiştik. Tabii bu manada en basit misali bu Cumhurbaşkanı Başbakan meselesinden itibaren ve diğer teferruat tali şeylerde dikkate alındığında ihtiyaçlar doğuyor. Yani bunları tek tek ele alırsak mesela yani bu değişikliklerin içerisinde böyle bazı şeylere vurgu yapacak hususlar da var. Bunlar basit görülebilir. Mesela 9. maddedeki yargı yetkisi Türk milletine adına bağımsız mahkemelerce kullanılır denilmiş. Oraya bir tarafsız eklenmiş. Tarafsız eklenmesi pratikte de tabii ki inşallah tatbik edilirse herhalde hepimizin istediği bir şeydir. İstemediğimiz bir şey değildir zaten. Dolayısıyla pratiği mühimdir onun. Pratiği de inşallah işler diye düşünüyoruz. Burada yine, o konuya geldiniz Sayın Hocam. HSYK'nın yapısıyla ilgili ve yeni sistem ve Cumhurbaşkanı'nın atamaları özellikle eleştiri konusu. Buraya da biraz vurgu yapar mısınız? Tabii. Sırayla söyleyebilirim. Yani şimdi
Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. Nüfusumuz arttı zaten. Nüfus artınca otomatik olarak bunlar şey yapılıyor. İşte seçilme yaşı 18'e düştü. Dünyanın 51 ülkesinde 18 yaş, 2 ülkede de 17 yaş seçilme yaşı olarak biliniyor. Ha, bunun pratiği var mıdır? 18 yaşında seçilmiş milletvekili dünyada yok bildiğimiz kadarıyla. Ama gençlerin hevesini artırmak için, politizasyonunu sağlamak için, idareye katkısına hevesli olması için bu bizde de gerekli bir şey. Yani pratikte olmasa bile gençlerin depolitizasyonu başka yollara gitmesine sebep olabilir. Yani daha değişik yollara. Bunun dışında meclis, cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi cumhurbaşkanlığı, siz onu sordunuz değil mi? HSYK'nın yapısıyla ilgili. Yaptığı üye atamalar. Şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yükseğe kaldırıldı. Yani yüksek tamam bu yani yüksek ismi olsa olmasa çok büyük bir değişiklik olmaz orada. Ama normalde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun işte üye sayısı azaltıldı. Pratik olarak daha süratli karar verme vesaire düşünülmüştür. Bunun dışında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçilme şekilleri. Şimdi orada mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de fonksiyonun içerisine girmesi. Yani normalde üye seçebilmesi aslında meclisin fonksiyonelliğini artırır. Meclisin en azından orada Türk millet adına devreye girmesini de sağlayan bir durumdur. Yani onun itiraz edilecek bir tarafı da yoktur normalde. Ama o arada şimdi bizim Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda işte 4 yılda bir seçim zaten vardı. Yani ve üye sayısının 12'ye düşürülmesi dediğimiz gibi daha pratik ve daha kolay karar alınmasını sağlayacak bir durumdur. Dolayısıyla seçilme şekli de zaten Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı tabii üyedir. O normalde her zaman bugünkü şekliyle de vardır. Dünkü şekliyle de vardır. Ama burada üyelerin seçim şekli yani Cumhurbaşkanına kontenjan verilmesi, Yargıtay'a kontenjan verilmesi, Danıştay'a kontenjan verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kontenjan verilmesi aslında dağılımı daha iyi hale getiriyor bizde. Evet. Dolayısıyla hakimler, savcılar kurullarında meydana gelebilecek problemlerin giderilebilmesinde kurul yapısındaki düzenleme bize daha bir pratiklik, hatta bir denge getiriyor. Dengeyi de beraberinde getiriyor. Kurulun meşruiyeti de böylece kuvvetlenmiş oluyor. Niye? Çünkü meclis de devreye girince ister istemez kurul Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi adı üstünde zaten. Oradan da seçilen üyeler olduğu zaman gayet daha pratik, daha böyle kuvvetli bir hale getiriliyor. Ayrıca mesela 3 üyenin avukatlar ve öğretim üyeleri arasından seçilmesi, ki bu 3 üye seçilirken birinin muhakkak avukatı olması, birinin de öğretim üyesi, üniversitelerden olması aslında önemli bir gelişmedir. Bu mecburiyettir şu anda. Bu bir mecburiyet. Dolayısıyla sivil kısmından hukukun ve akademi kısmından da muhakkak bir üye bulunması şartı vardır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Yani akademiden ve sivilden de oraya üye seçilmesi çok önemli bir gelişmedir. Şimdi veya işte askeri mahkemelerin kaldırılması. Normalde disiplin mahkemeleri hariç normalde askeri mahkemeler kaldırılıyor. Gayet normal bir şey. Yani yargıdan da bir tek düzenlilik sağlanmış oluyor. Ayrıca askeri mahkemeler divanı harp bizde vardı. Hani evet. Savaş hali vesaire halinde zaten ayrıca kurulma gibi bir şey de var. Yolunu açık. Onun kurulma durumu da var. Dolayısıyla oradaki bizim
beklediğimiz pratikliği, beklediğimiz düzeni, nizamı sağlaması ve iştirakin daha genişletilmiş olması, iştirak bakımından üniversiteden meclise kadar, bu bize daha güzel. Bu konuya dair bir sorun daha olacak. Evet. Mehmet Bey'le devam edelim. Evet, madem referandumdan konuşacağız, yeni anayasayı konuşuyoruz. Şimdi muhalefetin iddialarıyla devam edelim, soru cevap şeklinde. Şimdi mesela ilk bu yeni anayasa konuşulduğunda, anayasa değiş, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık meydanlarda dillendirdiği bir argüman vardı. Tek adam rejimi geliyor ve rejim de değişiyor bu. Yeni sistemde rejim değişiyor mu Mehmet Bey? Şimdi tabii ana muhalefetin görevi muhalefet etmektir. Ama ancak yıkıcı bir muhalefet değil. Ben Avrupa başkentlerinde 33 yıl gazetecilik yapmış birisiyim. Aynı zamanda 64 ülke dolaştım. Bu ülkelerin başkentlerinde yeni dünya düzenini ve değişen siyasi iktisadi dengelerin sonrasında yeni oluşan dostluklar, yeni dengeler üzerinde ciddi manada araştırmalar yaptım ve şunu gördüm. Muhalefeti güçlü olan ülkeler, ülkelerdeki yönetimler, iktidarlar daha güzel hizmet vermektedirler. Ancak muhalefeti araştırdığımızda, incelediğimizde, onun faaliyetlerini irdelediğimizde, ileri demokrasilerde, gelişmiş ülkelerde muhalefet iktidarı sorgulayan ancak hakaret eden ve yaptığı her işi engellemeye yönelik olan bir muhalefet değil. Elbette muhalefetin görevi iktidarı denetlemektir. Onun açıklarını bulmak ve onu eleştirmektir. Ama eleştiri yaparken sadece konu karşı tarafı küçük düşürmek veya aşağılamak veya her yaptığı icraada engel olmak demek değildir. O zaman eleştirdiğiniz konuların üzerine siz önerilerinizi getirmek zorundasınız. Yapıcı muhalefet budur. Yani şu konuda yanlışınız şudur, bu konuyla alakalı olan doğru budur diyerek yol göstereceksiniz. Bir takım önerileriniz olacak, sizin projeleriniz olacak, o alanlarda ve geleceğe yönelik olarak bir vizyon sahibi olacaksınız. O zaman siz gerçek manada muhalefet yapmış olursunuz. Çünkü demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de ülke yönetiminden sorumludur. İlla iktidar değildir sadece ülke yönetiminden sorumlu olan. Muhalefet de muhalefetini yaparak gerçek manada yol gösterici öneriler, projeler iktidara önererek muhalefetini yapar. Ama bizde öyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu her sözün arkasında ve hükümetin her yaptığı icraatta ya Anayasa Mahkemesi'ne koşuyor veyahut da burada yeni bir karar aldılar ama pozitif kampanya çerçevesinde artık hatta bugün seçim şarkıları da referandum şarkıları da çıktı, bilmiyorum göz atabildiniz mi? Biraz böyle ilahi melodileri barındırıyor. Bu pozitif kampanyaları var biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecek, artık başörtüsü ve milletin değerleriyle uğraşılmayacak, AKP denilmeyecek, AK Parti denilecek gibi çok ilginç argümanları vardı. Şimdi tabii muhalefet lideri de siyaseti yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Yani eski tavırlarının yanlışlığını kendi anladığı gibi danışmanları da efendim Anayasa Mahkemesi'ne gitmek akıl işi değildir. Şu bu. Şimdi sorunuza geleyim. Rejim. Cumhurbaşkanlığı taraflı mı tarafsız mı? Allah aşkına dünyada ve Türkiye'de tarafsız olan bir cumhurbaşkanı bana göstersinler. Tek bir cumhurbaşkanı. Böyle bir şey söz konusu olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları taraf olmuştur. Ama sembolik olarak çok fazla yetkilere sahip değildi. Onun için kendi fonksiyonlarını icra edemez olmuştu. Fakat her fırsatta kendi tarafını belli etmiştir. Nitekim 12 Eylül sonrasında yeni anayasayla birlikte, yani darbe anayasasıyla birlikte Kenan Evren kendi elini güçlendirmek ve ipleri elinde tutmak için korkunç yetkileri kendine ayırdı. Bu anayasayla birlikte verilen yetkileri her cumhurbaşkanı kısmen kullanmıştır.
Ya her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Siz bu yetkileri kullanmadınız diye ben kullanmayacağım anlamına gelmez. Nitekim biliyorsunuz, Türkiye'de bir siyasi kriz yaşanmıştı. Süleyman Demirel temayüllerin dışına çıkarak hükümet kurma yetkisini Erbakan döneminden bahsediyoruz. Erbakan'dan aldıktan sonra, görevi aldıktan sonra Tansu Çiller'e vermesi gereken vermemiştir. Şimdi bu daha düşük partiye vermiştir. Bu taraf değil midir? Bu tarafkirlik değil midir? Hangi cumhurbaşkanı kendi döneminde bunlara sebep olmamıştır? Bir kere insanların bağımsız olması veya taraftar olması mümkün değil. Ancak taraftar olmamakla birlikte adaletli olabilirsiniz. Ülkeniz ve milletiniz adına taraf olabilirsiniz. Kendi siyasi kanaatleri, elbette ki bir insan, şimdi düşünün Süleyman Demirel'in, rahmetli Turgut Özal'ın, İsmet İnönü'nün hiçbiri sıradan insan değildir. Bunların bu ülkede söyledikleri sözler vardır. Savundukları değerler vardır. Halkın önüne çıktıklarında kendilerini ifade etme tarzı vardır. Bu kişiler bir anda cumhurbaşkanı olurken onları böyle katlayıp veya ezip şey edip çöpe atamazlar. Onlar insanların kendilerinde vardır. Siz ne yaparsanız yapın, o kişiyi tarafsız yapamazsınız. Olmamıştır da. Onun için göstermelik ve söylenen bir laftır. Kılıçdaroğlu bunu ağzında sürekli böyle tekrarlayıp durmasının asıl sebebi şudur. Tarafsız bir cumhurbaşkanlığı havası içerisinde Tayyip Erdoğan'ın mevcut cumhurbaşkanını hedef almaktır. Başka bir niyeti yok yani. O da biliyor ki bir gövdede bir baş olur. Dünyada iki başlı ne affedersin hayvan var ne insan var. Onun için bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan var. İki başkan yok. Onların iddiası şu. Fransa Cumhurbaşkanı. Ama onlarda iyi bir denetim mekanizması var diyorlar. Fakat bizde de var. Türk tipi sistemde bu yok diyorlar. Kardeşim buyur hocam, siz bir söz olmak istediniz herhalde. Buyurun, buyurun hocam. Devam edelim. Şimdi bakın, denetim derken bizde şu anda Cumhurbaşkanı hiç denetlenemiyor zaten. Bunu kıyaslamak. Yani şimdi bizde bugün Cumhurbaşkanı... Sözünüzü kesiyorum hocam. Sadece vatana ihanetten. İşte yani. Vatana ihanet. Başka hiçbir şekilde ne mahkemeye sevk edilebiliyor ne herhangi bir şekilde icraatları sorgulanabiliyor. Bizde zaten şu ana kadar böyle. Yani hiçbir şekilde ne denetleme ne de yargılama diye bir şey yok. Bizdeki Cumhurbaşkanı'nın durumu aslında normal değil bu zamana kadar. Siz icraat yapacaksınız, hata yapacaksınız. Hata, Cumhurbaşkanı olarak yaptığınız hatadan aşağıdakiler mesul, kendiniz değil. Bizde bu zamana kadar böyle zaten. Ama şu anda getirilen sistemde Cumhurbaşkanı 5'te 3 çoğunlukla hakkında inceleme tahkikat açılabiliyor değil mi mecliste? Meclis kararıyla bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonksiyonu yok diyorlar ya, aslında fonksiyonu çok büyük. 5'te 3 karar çoğunlukla bunu yapabiliyor. 3'te 2 çoğunlukla da mahkemeye sevk edebiliyor. Üstelik Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ve bakanların seçilim, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olma yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan mahkum olması halinde de Cumhurbaşkanlığı veya bakanlığı her şeyi düşüyor. Bu zamana kadar bizde bu var mıydı? Yoktu. Esas şimdi geliyor bizde. Evet. Hocam yani, ayrıca yetki bu sistemle birlikte yetki halkın kendisindedir. Bakın ben 57 yaşındayım. Yaşım itibarıyla Türkiye'nin yakın geçmişini çok iyi bilenlerden birisiyim. Şimdi düşünün, biz sandığa giderken iki şeyi düşünmek zorundaydık. Bir, hangi partiyi iktidara taşıyalım, getirelim diye oy veriyoruz. Ama onu verirken de ikinci şeyi düşünmek zorundaydık. Peki bu partiyi iktidara getirirsek, tek başına olmazsa koalisyon ne olacak? Bakın dünyadaki bütün geri kalmış ülkelerin siyasi tarihlerini incelediğinizde, analiz yaptığınızda
bu ülkelerdeki siyasi kaosların bu ülkeleri çıkmazlara sürüklediğini görürsünüz. İleri demokrasiyle idare edilmiş ülkelerde bile... Burada siyasi kaostan kastınız tek başına iktidar olamama koalisyon hükümeti. Sadece bakın koalisyonlar işler hale getirilebilirse, bir milletin siyasi tarihinde eğer koalisyon kültürü varsa, bir uzlaşma anlayışı varsa, çatışma yoksa, ama bakın şimdi bazı ülkelerde, ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerde, Almanya gibi ülkelerde koalisyonlarla son dönemler idare ediliyor. Ama ancak Türkiye'de böyle bir koalisyon kültürü yok. Olmayınca ömürleri de fazla olmadı. Dış zaten müdahaleler başlıyor. Bakın daha yakın bir zaman önce Aydın Doğan Yeni Şafak gazetesinde, bunları yayınlandığı için isim verebiliyorum. Hı-hı. Yeni Şafak gazetesine gitti ve oradaki sahiplerine şunu söyledi. Sizin gazetenizde benim aleyhimde yazılar çıkıyor. Ama şunu unutmayın ki ben bu Türkiye'de kurulan bütün hükümetleri ben kurdum, yıkılan bütün koalisyonları da ben yıktım. Yani o süreç içerisinde vatandaş sandığa gidip vicdanına göre oyunu çok rahat kullanamıyor. Neden? Yarın ortaya çıkacak atmosferde, siyasi sonuçlarda, seçim sonuçlarında hangi iktidar kurulabilecek? Yeniden Türkiye kaosa mı sürüklenecek? Bakın siyasi istikrarsızlık bir ülkeyi her konuda ve her alanda sıkıntılara sürüklenir. Ben 3 ayda bir, 6 ayda bir Dışişleri Bakanları değiştiğini bilirim. Ve her gelen Dışişleri Bakanı daha kendi konusuna hakim olmadan ikinci bir Dışişleri Bakanı geldi. Ben yurt dışında olduğum için her gelen Dışişleri Bakanı ile de görüşmek şeyinde kaldım. Sizin bu yanlış politikalar ve siyasi kaoslar ülkenin ekonomisini de etkilediği için belli bir süreç sonra IMF'nin kucağına düşüyorsunuz, Dünya Bankası'nın eline muhtaç oluyorsunuz ve Türkiye'de inanılmaz şekilde geçmişimizde siyasi kaosları yaşadık. Bu sistemle birlikte artık vatandaş sandığa giderken huzur ve huzur içerisinde gidecek ve diyecek ki koalisyon yok, bir siyasi kaosa sürüklenme yok. Bu sandıktan kim çıkarsa sorumlu odur. Ona bir 5 yıl kredi veriyorum. Çıkarsa, iyi yönetirse kalır ama ülkeyi yönetemediği takdirde çekip gideceğini biliyor halk. Ve o halk biliyor ki yetki bendedir. Ben 5 yıllığına sana yetki veriyorum. Ve dolayısıyla halk kime yetki vereceğini de biliyor. Kimi cezalandıracağını da biliyor. Kimden hesap soracağını da biliyor. Onun için 140 yıllık siyasi geçmişimizde, ki bu Osmanlı döneminde de, Abdülhamid öncesinden de ilk anayasanın ilan edildiği dönemden bu zamana kadar geçen 140 yıl süresi içerisinde biz parlamenter sistemle idare edildik. Ha, parlamenter sistemin iyi yönleri de vardır ama ancak istismara açık, dış müdahalelere açık. Avrupa'yı da en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü Avrupa'da sermaye çevresinden bağladığı siyasi, iktisadi alanlarda, askeri alanlarda nüfuz ettiği alanlar içerisinde ki o lobilerini kullanarak kurulacak yeni koalisyonları kendine göre şekillendirebiliyor. Şimdi Mehmet Bey, öyle bir konuya geldiniz ki hemen Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın meydanlarda söylediği o söz aklıma geldi. Bilmiyorum bağlantısı var mı, soruyorum. Dedi ki 16 Nisan'dan sonra evet çıkarsa bu ülkede terör bitecek dedi. Şimdi ben de şöyle düşünüyordum mesela, ya da birçok insan böyle düşünüyor. Şu an mevcut sistemde hangi nokta arızalıdır ki terörle mücadelede yetkililer, bürokratlar, silahlı kuvvetler etkisiz kalıyor? 16 Nisan'dan sonra evet çıkarsa ne değişecek de terör bitecek? Şimdi bakın kardeşim, Türkiye'de bir kanunlar çıkarılıyor. Bu kanunlarla birlikte terörle mücadele yasaları çıkarıldı biliyorsunuz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandığı halde Türkiye'de ana muhalefet bunu elinden geldiğince engellemeye çalıştı. Polis, yetmedi. Polis devlet deyip karşı çıktı. Aynen. Yetmediği gibi Avrupa Birliği terörle mücadele kanunlarınızı değiştirmedikçe Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. Vize serbestisi için şart koştu bir konuydu. Tabii. Bir de siz operasyonlara bütçe ayırmak zorundasınız.
operasyonlar için kanunları, yasal düzenlemeleri yapmak zorundasınız. Eğer bunlar bu sistemde engelleniyor, engellendiğini kendimiz de gördük ve daha hızlı kararlar alabilme şansına yeni sistemde kavuşmuş olacaksınız. Zaten dış dünyayı, Türkiye'ye egemen olmak isteyen Batı emperyalist devletlerinin bu yeni sisteme karşı çıkmalarının en büyük sebebi de budur. Yani darbeler de bundan sonra olmayacak. Biliyorsun, zaten Türkiye'de yapılan bütün darbeler, bütün siyasi değişimler, bütün sokak hareketlerinin, gezi olaylarının ve diğer birçok olayların arkasında Batı vardır. Terörün arkasında Batı vardır. Batı emperyalizminin ürettiği silahları bunlar bize karşı kullanıyorlar. Yıllardır Avrupa terörü himaye ediyor. Emperyalistler güçlü bir Türkiye istemezler. Güçlü bir Türkiye'yi kurabilecek, yeni Türkiye'yi ayağa kaldırabilecek, yeni bir yönetim sistemine de Türkiye'nin kavuşmasını arzu etmezler. Bütün sıkıntıları bu. Hocamla devam edelim. Evet. Hocam yine muhalefetin iddiası, hayır cephesinin iddiası. Cumhurbaşkanı yeni sistemle birlikte keyfi olağanüstü hal ilan edebilecek ve yeni sistem gelirse, evet çıkarsa, Cumhurbaşkanı bundan böyle kesinlikle yargılanamayacak, tek adam olacak. Biraz konuştuk ama bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Şimdi keyfi olağanüstü hal diye bir şey yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal ilan etme şartları belli. Şimdi normalde Cumhurbaşkanı ne şekilde ilan ediyor? Şimdi mevcut sistemde Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu ilan ediyor. Bakanlar Kurulu, madem hani taraf vesaire diyoruz. Bakanlar Kurulu taraf zaten, bir siyasi partiden müteşekkir, değil mi? Normal şartlarda. Ama Cumhurbaşkanı ne zaman şey ilan edebilir? O hal yeni sistemde. O yeni sisteme meclise göre. Meclise gidecek bir, herhalde. Efendim? Meclise gidecek herhalde o hal için yeni sistemde, öyle mi? Şimdi bir defa tabii Cumhurbaşkanı'nın talebiyle. Hı hı. Ne zaman ama? Savaş. Savaş gerektirecek durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde. Bakın, tamamında da olmayabilir. Zaruret halinde 6 ay geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir. Savaş halinde bu 4 aylık zaman aranmaz. Şimdi şartlar belli zaten. Bu şartlar doğmuşsa olağanüstü hal ilan ediliyor. Şu anda edildi mesela, 15 Temmuz'dan sonra o şartlar doğdu da öyle ilan edildi. Dolayısıyla biz normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal hangi hallerde ilan edebileceğini biliyoruz. Yani tutup da benim kafam bozuldu, bugün hemen olağanüstü hal ilan ederim diyemiyor. Öyle bir şey yok. Şimdi anayasanın hazırladığı, normalde hazırlandığı dönemin o vesayet anlayışının izini taşıyan sıkı yönetim uygulaması yok mesela. Bu anayasadan çıkarılmıştır. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi de yürütme yetkisinden dolayı Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Yürütme yetkisi bugün Bakanlar Kurulu'nda, kabinede, başbakanlık ve dolayı kabinede, o zaman Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Yani tutup da benim keyfim böyle istedi, olağanüstü hal ilan ediyorum diye bir şey yok. Olması da mümkün değil zaten. Yani demin az evvel şimdi koalisyonlardan da bahsedildi. Bizim şöyle tarihimize bakın. Koalisyonlar dönemi ne zaman? 1970'li ve 90'lı yıllar. Nasıl geçti bu yıllar? Kavgayla.
ve ekonomik olarak. Evet, krizlerle geçti. Demek ki biz koalisyonları kaldıramıyoruz. Koalisyonlar iyidir diyebilecek bir uygulamamız yok. Dolayısıyla bizim memleketin geleceğini, gününü, her şeyini düşünerek bir şeyler yapmamız lazım. Hı hı. Yani orada işte olağanüstü hal efendim istediği gibi ilan edebilir. Yok öyle bir şey ya. Madde belli. Anayasa, anayasanın maddeleri belli. Savaş halinden tutun memleketi tehlikeye düşüren her türlü hal. Ya bu zaten bizim yani memleketi heba edelim o zaman da. Yani tamam olağanüstü hal ilan etmeyelim. Gitsin mi diyeceğiz? Bölünelim mi diyeceğiz? Kaçıralım mı diyeceğiz? Veya işgal mi edilsin diyeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Buna itiraz olabilir mi? Tabii esas itibariyle bir de şöyle bir şey var orada. İtiraz edenler. Efendim istismar olursa hayali bir şey mesela oradan hareketle hayali bir tehlike doğuruyor kendine. İstismar olursa uygulama şuna dönerse. Şimdi bu niye oluyor? Bizim Erzurum'da tabii hocalarımız anlatırdı eskiden kaloriferler yokken dekana gitmiş demişler ki hocalar ya sınıflarda hocam soba yakalım da donuyoruz. Erzurum'un soğuğu da meşhurdur biliyorsunuz. Çocuklar da derste çok sıkıntı yaşıyorlar. Ya sobayı yakarken hizmetli sobayı devirir kendini yakarsa demiş. Şimdi sobayı devirip kendini yakarsa ihtimaliyle hareket edilmez. Yani memleketin gerçekleriyle hareket edilir. Bir de şu var, tabii kendileri geçmişte hep istismar ettikleri için gelecekte de aynısını yapılacak veya başkaları aynısını yapacak diye düşünüyorlar. Hani iki tane görmeyen arkadaş sarma yiyorlarmış, biri öbürüne demiş, niye iki tane alıyorsun bir anda ağzına? O da nereden bildin demiş, ben öyle yapıyorum da onun için demiş. Şimdi yani efendim ben istismar ediyordum da bundan sonra da başkaları istismar eder. Yok böyle bir şey. İstismar edilmez. Yani şu anda getirilen maddelere baktığınız zaman gerçekten derinlemesine düşürülmüş. İstismarı asgariye veya yok etmeye yönelik birçok tedbirler düşünülmüş. Daha sonra bu... hocam daha sonra evet. Özür diliyorum. Reklama gidip diğer Avrupa ile devam edelim. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Demin sen bir şey diyordunuz herhalde. Evet onu söyledik zaten. Bir sorun var. Reklama gideceğiz. Evet. Son olarak muhalefetin eleştirisi üniter yapı yani ülke federasyon işte vesaire bölünecek ya da Suriye'deki gelişmeler, Barzani'nin son dönemdeki çıkışları falan derken böyle halk nezdinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor herhalde. Üniter yapı bu sistemde parçalanacak mı yani ülke şimdi gibi bakın, bir iddia var. Zaten üniter yapıyı korumak için zaruret bu değişiklik. Birincisi o da bu üniter yapıyı korumak için zaten geliyor bunlar. Yani bu memleketin var olması devamlılığı için geliyor. Ayrı mesele şimdi Sadrazam Ali Paşa'ya atfedilen bir mesele vardır biliyorsunuz. Ben karar veremediğim zamanlarda memleket meselesiyle alakalı İngiliz, Alman, Avusturya sefirini çağırırım. Onlar ne derse tam tersini yaparım. Memleket için doğrusu odur evet. der. Şimdi baktığınız zaman memleketi bölmek isteyenler PKK biz, bu anayasa değişikliğine ne diyor? Hayır diyor. Şiddetle hayır diyor. Avrupa Birliği ve Avrupa daha doğrusu Haçlı. Bir dakikada ne diyor? Diyelim hocam reklama gidecek. Tamamen hayır diyor değil mi? Yapmadığını bırakmıyor. Belki biraz sonra onlara geleceğiz. Neticede memlekete düşman bildiğimiz bütün kuvvetler bakıyorsunuz hayır diyor. Demek ki PKK vesaire bunlar anayasa değişmezse bölünmenin kolaylaşacağını düşünüyor. Anayasa değişirse esas üniter yapımız sağlam kalacaktır. Bunu biz de biliyoruz zaten. İçerimizde yani içimizden hayır diyenler de çarşı her şeye karşı. Böyle olmaması lazım işte. Bizim zaten sıkıntımız... Evet, bir şimdi hocamı teyit etmek adına bir notu şey edeyim. Ondan sonra reklam arasına girebilirsiniz. Şimdi yapılan araştırmaya göre 93 yıl içerisinde biz 65 hükümet kurmuşuz. 65. 93 yılda 65.
Başkanlıkla yönetilen Amerika'da 228 yılda 45 başkan değişmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet, aradık. Demin var. Siyasi kaostan ve koalisyon kültüründen bahsederken düşünün, 93 yılda 65 hükümet kurduk. 228 yılda 45 başkan seçildi Amerika'da. Demek ki Amerika'daki sistem içerisinde seçim, erken seçim kararı falan filan yok. Yeri ve zamanı geldiğinde halk sandığa gitmiştir. Başarılı olan başkanı ikinci defa seçmiştir. Ama başarısız olanı da göndermiştir. Hesabında sormuştur. Dolayısıyla işleyen demokratik sistem sadece parlamenter sisteminde işliyor. Başkanlık sisteminde veya yarı başkanlık sisteminde işlemez diye bir şey yok. Daha sağlıklı olmuştur. 1,5 yılda bir yapılan hesaplara göre Türkiye'de hükümetler değişmiştir. Onu da burada hatırlatmış olayım. Milletin kararından korkmamak lazım. Diyelim. Millet en iyisini bilir. Bu konuyu yani milletin kararı önemlidir. Reklama gidelim. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Dönüşte Avrupa ile ilişkileri değerlendireceğiz. Daha doğrusu gerilimi değerlendireceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyenler, gündem özel bütün hızıyla devam ediyor. İlk bölümümüzde anayasa referandum sürecini değerlendirdik ki bu bölümde de Avrupa ile yaşanan gerilimi değerlendireceğiz. Neler olmuştu kısaca bir özetleyeyim değerli izleyiciler. Öncelikle Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağın izni kaldırılmıştı Hollanda. Hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya orada inanılmaz uygulamalara maruz kaldı. Hatta dün de Hollanda Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bakanın yanında 12 tane geniş omuzlu Türk koruma vardı. Neredeyse ateş izni dahi vereceğiz diyerek inanılmaz bir açıklamada bulundu. Ve Danimarka, İsveç yine Türk bürokrat ve siyasetçilere yönelik aynı tavrı takındı değerli izleyenler. Mehmet Bey, sizinle başlayalım bu konuda da. Avrupa ile, daha doğrusu şöyle sorayım direkt, Avrupa referanduma neden karşı? Buyurun. Şimdi tabii Avrupa tarih öncesinden beri, bilhassa Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar her dönemde Türkiye'de siyasi iktidarlar veya Türkiye'deki köklü değişimler, anayasa değişiklikleri, hatta ve hatta bütün darbeler kendi kontrolünde olmasını arzu etmiştir. Kendi kontrolü dışında yapılan darbeler, yapılacak darbeler veya köklü değişiklikler hiçbir zaman Avrupa'nın veya Batı emperyalizminin takdirini almaz, desteğini bulmaz. Avrupalı her zaman Türkiye'yi kendi kontrolünde tutmak ister. Ancak güçlenmesini ve büyümesini hiçbir zaman arzu etmez. Veya kendilerinden ayrılarak bir yere gitmesini de istemez. Onun için sürekli itilen, kakılan, barmak sallanarak terbiye edilmeye kalkılan Türkiye, bilhassa Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde eski Türkiye diye adlandırılan o eski alışkanlıklar bir kenara itilerek yeni Türkiye adıyla Türkiye'de yeni değişimler ve tek taraflı karar alma dönemi kapanmıştır diyerek bize parmak sallayarak bizi terbiye edemezsiniz çıkışıyla Türkiye'yi yeni bir sürece hazırlıyor. Bu süreç yeni referandumla, bu referandumla, daha doğrusu referanduma kadar taşınmış yeni bir anayasayla ve yeni bir sistemle yeni Türkiye'nin ancak taçlandırılabileceğini düşünüyor. Onun öncülüğünde başlatılan çalışmalar nihayetinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de dik duruşuyla, onurlu duruşuyla, desteğiyle parlamentodan geçen bu anayasa değişikliği referanduma taşınması Batı'yı çıldırtmıştır. Çünkü her ne kadar açıklanmazsa biz biliyoruz. Bu süreç içerisinde Avrupa'dan heyetler Türkiye'ye gelmiştir. Aman yapmayın. Ne yapıyorsunuz?
Ha bunu işte değiştirmek mi istiyorsunuz? Yeni getirilecek olan sistem de bizimle uyumlu olması lazım. Onlar teslimiyetçi bir yönetim, emirlerini dinleyen, karşılarında el pençe duran bir yönetim kadrosu istiyorlar. Mehmet Bey, burada daha çok karşı çıktıkları yeni gelecek olan ya da gelmesi muhtemel olan sistem mi? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi mi? Daha çok hangisi? Şimdi gelecek olan sistemi kim getiriyor? Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. İkisi birbirinden ayrılmaz onlara göre. Ve bakın ben size bir şey söyleyeyim. AK Parti oylarını kaybettiği Haziran seçimlerinde %40. Avrupa başkentlerinde en çok seslendirilen ve daha sonra Avrupa medyasında manşetlere sürmanşet olarak yerini bulan bir ifade var. Diyor ki biz HADEP üzerinden Osmanlı'nın yeniden doğuşunu engelledik Türkiye'de dediler. Ve daha sonraki yorumlarda ve bütün değerlendirmelerde Türkiye tarihine ve tarihi köklerine dönüyor. Ve hatta bir Alman gazetesinden ben okumuştum. Mustafa Kemal'in yaptığı devrimler ne olursa olsun Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kendi geçmişine, kendi köklerine doğru iniyor. Yani bizi biz yapan, milli ve manevi değerleri yeniden ihya etmek adına yola çıkışı Türkiye'deki bir takım yandaşlar bulabilmek için Mustafa Kemal'in devrimleri ne olursa olsun ifadesini kullanıyorlar. Aslında Mustafa Kemal Atatürk de bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını isteyen bir kurucu liderimizdir. Onu bizimle kavgalı gösterip aradan bir takım işbirlikçi bulmanın derdindeler bunlar. Bunların tek hedefi var. Güçlü bir yönetime Türkiye'nin kavuşmaması için bu sistemi engellemektir. Bu sistemin öncüsü olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da frenlemektir. Onun için bütün Avrupa başkentlerinde ve bütün Avrupa medyasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için korkunç derecede karalama kampanyaları çıkarılmıştır. Avrupa'da yaşanan bu çirkeflik, ki biz bu çirkefliği sadece biz değil, aynı zamanda bütün dünya canlı yayında izledi. Bütün dünya televizyonları o gece sabaha kadar canlı yayınlar yaptılar. Dolayısıyla bütün dünya bu kebazeliği, bu rezaleti canlı yayında seyretti. Avrupa'daki izledi. Türklerin 15 Temmuz'uydu. Şu andaki yaşananlar, Hollanda'da yaşanan kebazelikler, düşünün. 8 Mart Kadınlar Günü'dür. Her fırsatta Türkiye'yi kadın haklarını ihlal eden, kadınları küçümseyen bir ülke olarak göstermeye çalışan. Ha eksiklerimiz yok mu? Eksiklerimiz kadınlar konusunda çoktur. Kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermediğimizi buradan itiraf etmek zorundayız. Ama geçmiş günlere nazaran, geçmiş tarihlere nazaran çok çok daha iyileşen bir takım reformlarla birlikte Aile Bakanlığımızın başlattığı bir takım yasal değişikliklerle de yeni yeni bu anayasa ile birlikte de kadınlarımız da inşallah bu yeni sistemle birlikte çok daha geniş haklara sahip olacaklar. Bu konuda diyeceğim yok. Ama her fırsatta Türkiye'yi kadın hakları konusunda eleştiren Avrupa'da 8 Mart Kadınlar Günü'nden 3 gün sonra siz bir hanımefendi, bir kadın bakanı 8 saat arabanın içerisinde hapsediyorsunuz, rehin alıyorsunuz. Keseceklerdi, vinçle falan kaldıracaklar. Ve 30 metre kala. Kardeşim, bir devletler arası hukuk var. Buna beynelmiler hukuk deniliyor. Bir Viyana Sözleşmesi var. Bu Viyana Sözleşmesi'ne göre bu yapılanlar suçtur. Ama ne hazındır ki? Olay şudur. Hiç kimsemizin laf uzatmamıza veya farklı detaylara girmemize gerek yok. Yaşanan olayları irdelediğimizde bu olayların sonuçları ve yaşanır şekline baktığımızda şu gerçeği görüyoruz. Avrupa'da bir plan hazırlanmıştır. Sistematik bir şekilde de bunlar uygulanmıştır. Bütün devletlere bir rol verilmiştir. Almanya fitili ateşlemiştir. Danimarka, Avusturya, İsveç. Belçika, İsveç,
ve onlar gibi birçok ülke bu yasakları, baskıları arttırmaya başlamıştı. Ancak Hollanda'da barbarca bir tavır içerisinde bunu bir devlet terörüne dönüştürmüştür. Dolayısıyla Hollanda bunu yaptı zannetmeyin. Yaptırdı. Hollanda Almanya. Kendi üzerine düşen görevi, kendisine verilen görevi ifa etmiştir. Onun içindir ki Merkel kınayacağına, lanetleyeceğine Hollanda'nın yanındayız dedi. Avrupa Birliği başkentlerinden Viyana Sözleşmesi hatırlatılarak ve devletler hukuku, beynelminel hukuk ve siyasi nezaketler hatırlatılarak Hollanda eleştirileceğine Avrupa Birliği başkanının yaptığı açıklamada biz Hollanda'nın yanındayız denildi. Demek ki olay ideolojiktir. Burada taraflar, burada Türkiye'ye karşı topyekün harekete geçmişlerdir. Çünkü onlar istedikleri ve arzu ettikleri bir yönetim gelmiyor. Onlar kendilerinin emrettiği ölçülerde eğer Tayyip Erdoğan hareket etmiş olsaydı o bakanlar da Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa başkentlerinde çiçekle karşılanacaklardı. Mehmet Bey, Merkel'e değiniriz. Birazdan o konuya sözünüzü tamamlayın. Yani hocamla devam bu edeceğim. Düşmanca tavrın bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza istenmeyen adam muamelesi yapmalarının tek bir sebebi var. Teslim olmamış bir cumhurbaşkanı ve ülkeyi onların çıkarlarına göre değil Türkiye'nin çıkarlarına göre idare etme girişiminde bulunduğu için karşı adağa geçmişlerdir. Bunu söylemek istiyorum. Angela Merkel'e birazdan değineceğiz. Çünkü meal olarak yılanın başı Merkel dediniz. O konu evet. Önemli. Birazdan geleceğim. Sayın Hocam, siz bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz bu konuda? Evet. Şimdi Avrupa'nın zihniyeti, bize bakışı, penceresi haçlı bakışıyla olur. Ve her fırsatta da o haçlı zihniyetini devreye sokmaya çalışır. Yani biz Avrupalı'dan işte haçlılığını unuttu, eskiden öyleydi ama bugün böyle olduk, kardeş olduk falan, hani Kıbrıs'ta bir ara yapmaya çalıştıkları gibi. Bunu beklersek zaten hata yaparız. Bir defa haçlı zihniyeti her zaman devrededir. Tabii bu manada kendisi bakımından yapacakları, yapmak istedikleri vardır. Bir de bize baktığı zaman çıldıracak durumlar vardır. Şimdi Avrupa Birliği çökme emareleri gösteriyor kendi içine baktığınız zaman. İngiltere referandumda ayrılacağım dedi. Şu anda ayrılmadı. Evet, zaten yani istedim. Şimdi kendi içerisinde bir ayrılma emareleri, çöküş emareleri göründü. Ayrıca Avrupa'da genç nüfus yok. Geleceğini böyle tanzim edecek, geleceğini parlatacak bir genç nüfusu göremiyoruz. Dolayısıyla bu da bir çöküş emaresi. Bu Avrupa için geçerli olan, Hristiyan alemi için, bütünü için hatta geçerli olan bir durum o. Dolayısıyla burada Avrupa ne yapacak? Irkçılığı körükleyecek kendi içerisinde. Heyecan meydana getirecek. Haçlılığı devamlı surette biraz böyle canlı tutacak bize karşı. Ki kendisi ayakta kalabilsin. Ötekileştirme yani. Şimdi evet. Şimdi bizi zaten öteki olarak görür ama kendi içinde de zaten böyle bir durumu körükleyerek bize karşı devamlı cephe meydana getirir. Halkın nezdinde. Evet, halkın nezdinde. Şimdi diğer husus, bize baktığınız zaman. Şimdi biz son 100-200 yıldır olmayacak derecede bazı şeylere yakınız. Nasıl mesela? Şu anda İslam alemi İran hariç bizi ümit olarak görüyor. Ve şu anda o manada İslam alemi veya İslam birliği diyebileceğimiz bir yolda oldukça psikolojik olarak iyi bir durumdayız. Şimdi bu bizim karşımızda herkesi çıldırtır. Çünkü dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman var. Ha, önce Türk Birliği sonra İslam Birliği diyebilirdik ama o fırsat 1990'lı yıllarda bir kaçırıldı bizim hatalarımız yüzünden belki. Bizim o günkü hazırlıksızlığımız yüzünden. Ama ne olursa olsun o da 30-40 sene sonra Türk Birliği de olur.
Ama neticede İslam alemi bizi bugün ümit görüyor. Dünyanın değişik yerine, Pakistan'a, Afganistan'a, Sudan'a, Tanzanya'ya, nereye giderseniz gidin bunu görüyorsunuz. Mozambik'e vesaire. Dolayısıyla bu karşınızda tabii Avrupa'yı çıldırtacak bir pozisyondur. Ve Türkiye bu manada da ileri adımlar atıyor. Yüzünü Afrika'ya, Asya'ya dönüyor. Kaldı ki bizde geçmişte de bu mesela yüzünü batıdan doğuya çevirme işi çok ağır neticeler doğurdu. Adnan Menderes biliyorsunuz. O yüzden idam edildi. Tam Sovyetler. Evet. Böyle. Şimdi onunla katiyetle kendi kontrollerinde, kendi çizdikleri dairede bir Türkiye. Onlar için geçerli olan o. Zaten başlangıçta da 20. yüzyılın başından itibaren bizi böyle düşünmüşler. Böyle gidecek zannetmişler. Ama bakıyorsunuz Türkiye kontrolden çıkıyor. Şimdi İslam alemi Türkiye'yi ümit görüyor. Türkiye o yöne yöneldi. Onlarla beraber olmaya çalışıyor. Neticede bu çıldırtıcı bir şey. Kendilerinin çöküş emareleri de ayrıca bir çıldırtıcı durum. Dolayısıyla onları çıldırtan bir durum. Tabii ki Avrupa bize karşı her halükarda haçlılığını nüksettirecektir ve şiddeti artıracaktır. Bunu bileceğiz. Burada bizim yapmamız gerekenler nedir? İşte yüzümüzü döneceğimiz yönü bilmek. Yani o manada. Ha şu da var. Efendim, dünyadan kopuk yaşayabilir misiniz? Öyle bir şey yok. Kuvvetli olarak bazı beraberlikleri götürebilirsiniz. Bizim derdimiz bu. Zaten Türkiye kuvvetli olma yolunda ilerlediği için bunlar oluyor. Özellikle son yıllarda Türkiye bu manada kuvvetli olma yolunda çok önemli adımlar attı ve devam ediyor. Önlenemeyen bir şekilde. Bunu önlemek için bunlar oluyor. Şimdi referandumdaki hadiseler normalde Avrupa'yı ne alakadar eder? Avrupa'nın ne işi var bizim anayasamızda? Tamamen bizim iç meselesi. Kendi meselemiz değil mi? Niye bu kadar alakadar ediyor? Demek ki referandum onların aleyhine, bizim lehimize işleyecek gelişmeleri. Şöyle bir şey de var. Hollanda'daki getirmesin. Ve Avrupa'da gelecekte olan seçimler için, kendi halkı için. Evet. Kısa vadeli bir sebep. Zaten ırkçılık vesaire, bunları körüklemeleri genel manada var. İçinde de bir seçimi böylece kotarmış olacak. Şimdi diğer yani o manada her halükarda kuvvetlerimizi birleştirme, kuvvetli olma ve demin söylediğimiz o bizi ümit gören bir birliklere doğru yönelme mecburiyetimiz var. Bunu bilmek lazım. Şimdi normalde Hollanda, demin Mehmet Bey de söyledi, yani verilen vazifeyi yapıyor. Hollanda işin bir parçası veya Danimarka işin bir parçası ama bütün olarak baktığınızda bir Hristiyan alemi var ve Haçlı zihniyeti var karşınızda. Haçlıyı efendim unuttular, biz de unutalım, öyle bir şey mümkün değil. Bunu bilmek lazım, onu söyleyelim. Başka bir şey dediniz mi? Mehmet Bey'le devam edelim. Tamam. Bitirdiyseniz Mehmet Bey'le devam edelim. Az önce Angela Merkel'e vurgu yaptınız Mehmet Bey. Ben de bu konuya geleceğim dedim. Şimdi yakın bir zamanda Almanya'da seçimler var. Sayın Aydın'ın da vurgulamış olduğu gibi Avrupa'da yükselen bir ırkçılık ve yine Avrupalı liderlerin eliyle yükseltilen bir ırkçılık var. Bu bağlamda Türkiye'nin elinde de çok ciddi bir koz var. Geri kabul anlaşması, göçmenlerin işte Ege'den gönderilmesi. Dolayısıyla özellikle bir canlı yayına katıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'e çok sert ifadelerle yüklendi. O da sorumludur dedi. Herhalde oradan kastettiği şey de o göçmen kozuydu. Şimdi Merkel bunu dikkate alamıyor mu ya da mutlaka ki biliyordur. Zira Almanya'nın geleceği ya da Merkel'in geleceği tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu ya da verecek herhangi bir muhtemel bir karara bağlı. Göçmenleri bir gönderse belki de Merkel'in sonu olacak. Evet, seçimlerde. Şimdi tabii bu olayın yani, ya da Türkiye bu kartı, bu kozu kullanır mı? Şimdi şöyle bir şey var. Az önce hocamla birlikte şimdiye kadar yaptığımız değerlendirmelerde biz Batı'nın Türkiye'ye bakışını ve Türkiye'nin kendilerine göre nasıl şekilleneceği yönündeki emellerini, tarihi emellerini, geçmişten günümüze kadar getirdikleri o bakış açısını anlatmaya çalıştık. Ancak içe dönük de bunun bir sebebi var. O da şudur.
Türk şey Avrupa'da Almanya, Hollanda, Danimarka yakın zamanda değilse bile İtalya ama yakında Fransa var. Bütün bu ülkelerde seçimler var. Ama şunu orayı bilen 33 yılını Avrupa başkentlerine geçirmiş bir gazeteci olarak şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Avrupa çok ciddi manada kuruluş felsefesinden ayrılmaktadır. Gerçekten şu anda Avrupa'nın kuruluş amacı neydi? Avrupa ülkelerini kendi arasındaki savaşlardan kurtarıp özgürlükçü, insan hakları evrensel değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü temel esas alan hukuk devleti yapısıydı. Ancak son yaşanan hadiseler, mesela bir örnek vereyim. Mülteciler konusunda şu sınır boylarına konulan çekilen jiletli teller, örülen duvarlar, bir kere Avrupa'nın bütün değerlerini ayaklar altına alındığını gösterir. Ve Yunanistan tarafı da kasıtlı bir şekilde öldürüldüler. Aynı şekilde onlar için daha önce kurulan veya kendi imkanlarıyla kurdukları çatırları yakarak onları o soğukta ve yağmurlu havalarda dışarıda bırakmak, bıktırmak, geri göndermek. Hatta çok ilginçtir. Avrupalı bir gazeteci, kameraman bir taraftan onları kameraya çekerken kucağında çocuğuyla özgürlüğe koşan bir kadının ayağına da yan taraftan çelme takmasıdır. Bir ve o kadın yüzüstü yere düşmüştür. Yüzüstü yere düşmüştür. Sahillerde kenarlara vurulan ölen çocuklar, aylan bebek, boğularak sularda boğulan insanlar ve onların özgürlüğe onları taşıyacak botların Avrupa'daki istihbarat servislerinin organize ettiği ajanların gidip o botlarını fişleyerek havalarını indirip onları ölüme terk etmesi. Bunlar Avrupa için Avrupa'nın sonu demektir. Avrupa'nın kuruluş felsefesinden Avrupalıların uzaklaştığı anlamına gelir. Ve şunu düşünün, bugün birçok Avrupa ülkesi devlet başkanları ve başbakan, hükümetleri, bakanları şu açıklamayı yapıyor. Müslüman mülteci almayalım. Müslüman mülteci almayalım. İnsan ayrımcılığına bakın. Yani bugün insanları dinlerine göre, renklerine göre ve kültürlerine göre değerlendiriyorsunuz. Çok dikkat çekici bir konuya geldiniz. Burada... Şimdi şunu bitireyim müsaadenizle. Tamam, lütfen. Sonra sorunuzu alayım. Dolayısıyla Avrupa kendi değerlerini artık bitirmiş vaziyettedir. O değerlerin yani insan hakları, evrensel değerleri, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti anlayışı yerine ırkçılığın inanılmaz bir yükselişi olduğunu görüyoruz. Engellenemeyen bir ana aktör siyasi partiler eriyor. Onların yerine ırkçı partiler, popülist partiler yükseliyor. İşte Avrupa merkez partileri de o popülist partilere, ırkçı partilere, İslam düşmanı partilerine, Türk karşıtlığını yapan bu siyasi partilerin partilere kayan oyları kendi tarafına çekebilmek için kendileri de onlar gibi hareket etmeye başladılar. Irkçılığı onlar da sahiplenmeye başladı. İslam düşmanlığını onlar da yapmaya başladı. Eğer işte bu konuda bahsettiğiniz mülteciler sorunu için onların korktuğu en büyük olay. Onun için Angela Merkel Türkiye'ye sürekli olarak uyarılarda bulunuyor ve yalvarışları var. Ama şunu söyleyeyim. Geri kabul anlaşması Avrupa için çok önemli. Eğer Türkiye onu bir kaldıracak olursa, bu sözleşmeyi iptal edecek olursa Avrupa felç olmuş durumdadır. Yapar mı bunu Türkiye? Ve ırkçılık orada bu mültecilerle boğuşarak yeni bir süreci başlatacak ve Avrupa devletleri ne finans olarak Yunanistan batar ne de, en başta. Ne de polisiye gücü olarak tedbirlerini alacak durumda değildir. Bunlar ırkçılığa Avrupa teslim olmuştur. Geleceği de korkunçtur. Şunu da unutmayın. Avrupa batmak üzere. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar açık ve sert bir tavır almasının sebebi de budur. Toparlayalım, reklama gideceğiz. Avrupa Birliği batmak üzeredir. Sadece bunu gizleyebilmek için Türk düşmanlığını, Türkiye karşıtlığını ve İslam karşıtlığını öne çıkarıyorlar. İslamofobiyayı göstererek o değerler, o yapılan çalışmalar ve kampanyalar üzerinden
kendi milletlerine yeni bir dinamizm kavuşturmak istiyorlar. Toparlayalım hocam. Onun için Avrupa'nın geleceği şeydir, geri kabul anlaşması iptal olur mu demiştiniz. Son olarak onu açıklayayım, bitireyim. Yönetmenim sıkıştırıyor. Buyurun. Evet, reklama gidelim, sonra hemen devam edeceğiz. Gündem özel, bütün hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Türkiye geri kabul anlaşmasını iptal eder mi demiştim Sayın Mehmet Koçak'a. Reklam arası vermek zorunda kaldık. Buyurun Sayın Koçak. Şimdi Avrupa Birliği bunun çok izaha gerek yok, bir kebazelik dönemini yaşıyor. Hı hı. Bunu bilerek yaşatıyorlar, bilerek bu işi tırmandırıyorlar. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nin çöküşünü gizleyebilmek için. Yani toplumsal yapıya egemen olan politikalarla Türkiye'ye karşı bir duvar örüyor aslında Avrupa Birliği. Çünkü onun için Cumhurbaşkanı bir meydan okudu, dedi ki böyle giderse biz oyalanmakla meşgul etmeye devam ederseniz biz referanduma gideriz, Avrupa Birliği'nden çıkışımızı onaylarız. Şimdi onlar da siz bunu yapmadan önce biz yavaş yavaş zaten sizi kenara doğru itiyoruz. Ama Hollanda'nın bir açıklaması var. Diyor ki Fransa Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamasında, Türkiye her ne kadar Avrupa'ya ihtiyacı varsa bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye jeopolitik bakımından ve jeostratejik konumu itibarıyla Avrupa'nın muhtaç olduğu bir ülkedir. Bunu biliyorlar. Ama karşılıklı bloklar yapılmıyor diye yapılıyor. Şimdi geri kabul anlaşmasında ne vardı? Verilen sözler var. Anlaşmada kayıt altına alınan ve parafe edilen noktalar var, maddeler var. Nedir? İlk yılda 3 milyar dolar, euro, 3 milyar euro ilk yılda. Yani 2016 içerisinde bunlar... Suriye'den gelen mültecilerin Türkiye'de kalmaları ve yaşamlarını devam edebilmeleri için Türkiye'nin harcadığı 25 milyara 3 milyarla katkıda bulunacaklardı. 3 milyar da 2016'dan sonra Türkiye'ye verilecekti. Onun karşılığı olarak da aslında bizim hakkımız olan, yani Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerden sonra, görüşmeler bağlamında, yapılan anlaşmalar bağlamında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkı doğmuştu. Bu hakkı daha sonra bu anlaşmayla birleştirerek parafe ettiler. 2016 geçti. Verilen para miktarı ne? Yapılan maddi destek 516 milyon euro. 516 milyon euro. 3 milyar euro yerine 516 milyon euro. Şimdiye kadar verilen yardım. Yani yapılan vaat yerine getirilmedi. Ki bunlar kayıt altındadır. İkincisi, verilen yine sözlerden birisi, geçen Kasım ve Aralık ayları içerisinde Türkiye'ye, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat etme hakkı verilecekti. O da verilmedi. Peki ben geri kabul anlaşmasını daha fazla devam ettirmek zorunda mıyım? Merkel hanımefendi yeniden başbakan olsun diye veya Avrupa'nın siyasi dengeleri açısından faşist partiler, ırkçı partiler yükselişine ve o partilere oy kayışını durdurabilmek için Türkiye malzeme mi olsun? Elbette ki vaatler yerine getirilmiyorsa bu anlaşma zaten bitmiştir. Bu anlaşma fiilen ayakta duruyor aslında, hukuken bitmiştir. Bir anlaşma yaptığınızda bir kira sözleşmesi bile herhangi taraflardan herhangi birinin buna uymaması halinde yok hükmündedir. Bana göre de bu anlaşma uluslararası hukuka göre yok hükmündedir. Merkel'in ricaları üzerine ve Avrupa'daki siyasi dengeler bakımından Türkiye'ye yapılan ricalar üzerine şu anda bu askıda duruyor. Ama böyle devam ederse Türkiye geri dönüş kabul anlaşmasını iptal edecek. Çünkü vaatlerin hiçbir yerine getirilmemiştir. Buyurun.
Evet, Sayın Seyit Aydın, önemli bir konu daha var. Avrupa Adalet Divanı'nın almış olduğu bir karar. Diyor ki, iş yerleri çalışanlarını dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine bundan böyle yasak getirebilecek. De burada dini sembol deyince ırkçılık, faşizm ve Müslüman düşmanlığı hemen anlıyoruz. Başörtüsüne yasak geliyor. 2-3 yıl önce bir başörtülü Müslüman iş yeri tarafından sırf başörtülü olduğu gerekçesiyle çıkarılmıştı ve dava edilmişti. Artık bu dava bu karara göre geçersiz. Tam böyle bir kriz ortamında, gerilimin yaşandığı bir ortamda Avrupa Adalet Divanı'nın almış olduğu bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi böyle bir zamanda yasak kararının alınması önemli zaten. Yani şu anda bizimle kriz yaşadıkları bir dönemde, bize müdahale etmeye çalıştıkları, her şeyimize karışmaya çalıştıkları bir dönemde, son çırpınışlarını yaşadıkları bir dönemde bize karşı böyle bir yasak kararı almaları manidar. Tabii dini sembol dediği bizde Allah'ın emri. Evet. Yani İslam'da Allah'ın emri. Dolayısıyla Müslümanların büyük bir kısmının bu hususta çok hassas olduğunu biliyor. Yani bizim Müslümanların başörtüsü hususunda başörtülü olmayanları da hassastır. Ki bizde yaşanan durumlarda başörtülü olmayanların ne kadar işi sahiplendiğini biz de gördük hatırlarsanız. Dolayısıyla Müslümanların çok hassas bir meselesi olduğunu biliyor. Kaldı ki zaten Uhud Savaşı vesaire, Bedir Savaşı gibi bu sebeple çıkan savaşların olduğunu da biliyor İslam tarihinde. Tabii bunu yapması hem Müslümanları rencide etmek, hem Avrupa'da yaşayabileceklerine inandırmamak. Yani artık demin de Mehmet Bey söyledi ya, Müslüman mültecileri hiçbir şekilde kabul etmeyelim. İşte mevcut Müslümanları da zaten bir şekilde rahatsız ederek kendi işlerinden devamlı dışarı çıkarmak istiyorlar. Bu manada eskiden kamu kuruluşlarında meselesi vardı, doğru. Yasak, bazı ülkelerde yasaktı, hatta birçoğunda. Ama şimdi özel sektör, özel iş yeri. Yani bir mağazada çalışırken. Yani, evet, bir mağazada çalışırken patronu başörtüsünü yasaklayabilecek. Bu nedir? Siz hiçbir yerde çalışamazsınız demektir. Bizde de 1960'lı yıllardan itibaren oralarda çalışanlarımız var. O zamanki giden bayanlarımız hep başörtülü gitti, değil mi? Onlar o zamanlar kendileri bakımından belki ihtiyaç vardı, çalıştırmak üzere kabul ettiler. Şimdi bu tamamen aslında oralardan, yani Avrupa'dan Müslümanları bir şekilde rahatsız ederek kovalamanın bir parçası. Sayın Aydın, bu uzun vadede Avrupa Birliği'nin ya da hangi ülkeyse artık kendi zararına değil mi? Niye? Sadece 6 milyona yaklaşık Türk var. Yani 7,5 Müslüman milyon. Türkler. 7,5 milyon. Türk 7,5 milyon. Ya bir de Müslümanları, evet, katarsak. Evet. Dolayısıyla az önce de Mehmet Bey söyledi, genç nüfusu azalıyor bunların. Evet. Şimdi uzun vadede ve bir de o baskılar, çıkacak bir iç karışıklık kendileri adına zarar değil mi? Şimdi bu demin söyledik ya, son çırpınışlar. Aslında Avrupa kendi çöküşünün farkında. Teknolojisiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Enerjisiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Genç nüfus bitmiş zaten. Bu manada artık Müslüman düşmanlığını, Müslümanlara düşmanlığın şiddetini artırmayı kendi bakımından aslında bir reçete olarak görmüş. Yani çöküşü yavaşlatma veya çöküşü durdurma, çöküşü geciktirmek için bir reçete olarak görmüş. Kendi zararına olduğunu düşünmüyor. Yani bu manada artık madem öyle, benim ekonomimden herhangi bir pay almasın, benim içimde hiçbir şekilde bulunmasın, ben bu şekilde milleti, kendi memleketimde bir heyecan meydana getireyim bunlara karşı. Hani heyecanla belki yeni bir kan tazeleme vesaire meydana yapabilirim diye. İçeriye. Evet, o yani kendi içine de yönelik, ama neticede zaten düşmanlığı kendisi körükleyerek kendisine de bir çare olacağını düşünüyor. Bu tabii uzun vadede kendilerine zarar getirir mi? İlla ki getirecektir. Ama bugünkü düşünce o değildir. Yani bugünkü düşünce kendilerine fayda getireceği ve bugünü kurtarma
larına yardımcı olacağı yönündedir. O manada kendileri bakımından böyle düşünüyorlar. Son 5 dakikamız Mehmet Koçak. Sayın Mehmet Koçak, şu konuya da değinip bitirelim. Bundan böyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hangi çerçevede nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki günlerde AB ve Türkiye arasında ilişkiler nasıl seyredecek? Buyurun. Şimdi tabii dünya bir kaosun içerisinde ve sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bozulmuş değil. Aynı zamanda Amerika-Avrupa Birliği arasında bir savaş var. Bu çok fazla ön plana görülmese bile biliyorsunuz kısa bir zaman önce Amerika'nın Almanya'yı dinleme olayları, Merkel'i dinlemesi, Hollanda'yla yaptığı görüşmeler ve bunun yanında Almanya'nın otomotiv sektörünün Almanya'nın baskıları, Volkswagen araçlarının emisyonları yanlış diyerek geri göndermesi, 27 milyar dolar zarara uğrattılar Almanya'yı Amerikalılar. Ve bunun hemen arkasında Almanya Avrupa Birliği gücünü kullanarak bunu şey etmeye kalktı. iPhone telefonlarıyla karşılık vermeye çalıştıysa da Amerika bütün üretimi çekiyorum Avrupa'dan deyince Almanya geri adım atmak zorunda kaldı. Şöyle bir şey var. Bugün dünyada bir güç dengeleri savaşı var. Amerika Avrupa içerisinden İngiltere'yi çekip alarak Avrupa'yı yalnızlaştırmak istiyor. Ve yeni bir güç doğmasını istemiyor kendisine karşı. Avrupa Birliği içerisinde de Amerika'nın, Almanya'nın lokomotifinde yeni bir Avrupa, İngiltere'den sonra yeni bir Avrupa düzenlemesine gidilmek isteniyor. Almanya diyor ki, kendi hesabına göre, benim 3.5 trilyon euro ile, dolarla ben dünyanın 4. büyük ekonomik gücüyüm. 18.7 trilyonlu Amerika, onun arkasında 12.3 trilyonla Çin, 4.2 trilyonla Japonya ve 3.5 trilyonla Almanya 4. dünyanın ekonomik gücü. Almanya bu ekonomik gücünü Avrupa kıtasına hapsetmek istemiyor. Avrupa Birliği üzerinden dünyada yeni bir aktör rol üstlenmek istiyor. Amerika da buna fırsat vermek istemiyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki savaşın sebeplerinden birisi de budur. Ama görünen bir de bunun yanında var olan gerçekler var. Nedir? Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ticaret haşmi 120 milyar dolar. Bundan ne Avrupa vazgeçebilir ne Türkiye vazgeçebilir. Doğrusunu konuşalım. 120 milyar dolar yıllık ciromuz. 2016 rakamı 146 milyar dolar. Yani gitgide yükseliyor. 15. Şimdi bunun yanında Türkiye'nin Almanya ile ticaret haşmi yıllık 31 milyar dolar ve 6000 Almanya şirketi Türkiye'de iş yapıyor. Yatırım yapmışlar. Doğrudan yatırım bunlar. Hollanda'ya sıra gelince bugün problemli olduğumuz Hollanda, devletler mücadelesinde böyle şeyler olur. Ha, bu kadar kepazelik görülmedi. O ayrı bir olay. Ama bugün 270 Hollandalı firma Türkiye'de iş yapmaktadır. Ve aynı zamanda Türkiye Hollanda arasında 19.7 milyar dolarlık da ticaret haşmımız var. Şimdi bütün bu gerçekler ortada. Ama bunlar var diye milli egemenliğimizden, onurumuzdan taviz vermemiz de mümkün değil. Ama biz bunlardan vazgeçemeyeceksek onlar da vazgeçemez. İşte bunu bugün hem Merkel, hem Şansölye Merkel, hem de Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'den yaptıkları açıklamalarda teyit ettiler. Sadece Türkiye Avrupa'ya muhtaç değil, Avrupa'da Türkiye'ye muhtaç olduğu kadar, Türkiye muhtaç olduğu kadar Avrupa'da Türkiye'ye muhtaç. Evet. Karşılıklı bu dünyada hocamın ifade ettiği gibi sözünün başında tek başına yaşamıyoruz. Elbette bazı çıkışlarımız olacak. Bunlar siyasi bir takım manevralardır. Bunlar olacak. Hani siyasi muhalefet yapıyorsun şunu da yap. Yani bekara avrat boşamak kolay. Sen iktidarda ol da yap bakayım. Bunun artısı eksisi var. Ha bu var diye de susacak değilim. Elbette
Daha sonra milletler mücadelesinde bu çıkışların sonunda süremiz sona erdi. Kavga varsa barış vardır. Barış kimin lehine olacağına ise iradeli yönetimler ve iradeli liderler ortaya koyar. Ben son olarak sözümde şunu söyleyeceğim. Bu ilişkiler ileride referanduma kadar daha da zorlaşacak. Daha da ileri seviyeye bu şeyleri taşıyacaklar, bu pervasızlıkları. Ama daha sonraki süreçte ben Avrupalıları çok iyi bilirim. Bükemedikleri kolu öpmeseler de sıkarlar. Diyelim ve... Onu şey edelim. Bir de ben bütün milletimizden, bizi dinleyen seyircilerimizden son olarak ricam şudur. Bugün böyle bir bilgilendirme formu elime geldi. Çok beğendim. Burada da yine benzer bir bilgilendirme broşürü hazırlanmış. Burada bütün bu yeni sistemle alakalı bütün ayrıntılar, evhamlar, şüpheleri ortadan kaldırılacak bilgilendirme yapılmıştır. Bunları vatandaşlarımız okuduğu takdirde huzur rahatlığı içerisinde koalisyonsuz ve dışa bağımsız, dışa karşı egemenliğimizi yitirmeyecek şekilde iradesini rahat bir şekilde verecekleri, oyları gidip rahatlıkla kullanabileceklerine inanıyorum. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olur. Peki Sayın Mehmet Koçak, çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyit Aydın, çok teşekkürler, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz, çok teşekkürler. Biz de şunu söyleyelim son olarak, bizim Avrupa Birliği ile siyasi krizlerimiz bir müddet devam eder. Zaten bazı şeyleri de yapmak icap eder. Çünkü bir haysiyet kurtarma işi var. Ama ekonomik meselelerde çok fazla problem yaşanmaz. Mehmet Bey de ona parmak bastı zaten. Dolayısıyla menfaatler ölçüsünde her şey devam eder. Peki, çok evet. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, Gündem Özel'den bu haftalık bu kadar. Haftaya çarşamba günü saatler 20.45'i gösterdiğinde bu programda yine bu ekranlarda görüşmek dileğiyle iyi geceler.